Marx'ın ve Engels'in manifestosuyla ortaya koyduğu günlerden itibaren hemen bir asır denecek kadar bir süre, insanlığın bir kısmı için ütopik bir dünya cenneti vaat eden ideoloji olarak tanındı. Daha öteye giderek söylersek propagandayla tanıtıldı. Ama eşyanın tabiatına ve insanın fıtratına aykırı olan bir şeyin ilelebet varım demesi mümkün değil idi. Marx'ın ütopyası, Allah'ın yarattığı insanın tabiatı ve yarattığı eşyaya verdiği özelliklerden ibaret olan eşyanın tabiatıyla karşı karşıya geldi. Sünnetullah burada da ütopyayı yendi ve gerilemeye, onu ifna etmeye mecbur, ifna olmaya mecbur bıraktı. Çoğunuzun bildiği, basından da takip ettiği gibi bir rejim düşünün ki dünya çapında insanlar için dünyada cennet vaat etsin ama kendi vatandaşına o rejimin uygulandığı ülkenin baş şehrinde yani Moskova sokaklarında 2 kilo patates alabilmek için 8 saat kuyruklarda bekleme zorunda bıraksın. Bu rejimi zorla metazori ne kadar yürütebilir, ne kadar sürdürebilirsin. Gördü ki Sovyet yöneticileri, başta Sovyet Rusya olmak üzere, bu şekilde yürümesi mümkün değil ve bu içinde bulunduğu çatı başına göçecek, altında kendisinin de canı çıkacak. Onun için hemen iskele kurup göçecek damı elleriyle tuğlalarını filan indirmeye, mümkün mertebe büyük felaketlerin önüne geçmeye çalıştı. Yani kontrollü bir değişiklik. Hepinizin bildiği ve kendisinin meşhur olduğu kelimeleriyle perestroika veya glasnost adlarıyla adlandırılan yeniden yapılanma ve açıklık politikası adıyla Gorbaçov tarafından kaleme alındı ve dünya kamuoyuna ve Sovyetlerin kamuoyuna da ilan edildi, bildirildi.